Herkese merhaba. Bugün operatörlerden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle yeni tekrar bir e, Playground açayım. Nasıl açıyorum? New diyorum. Buradan File, New Playground diyorum. Blank'i seçtikten sonra ileriye doğru gitmem lazım. E, ben YouTube Content adlı klasörüme kaydedeceğim. Bugün mesela Ders 02 diyelim. Düzgün bir şekilde sıralasınlar. Opera... opera Operators desek buraya. Ondan sonra create diyorum. Burada workspace'lere gerek yok. Şimdi oluştu. Şurayı kapatabilirim. Burası benim playground'um. Buranın içinde diğer işlemlerimi yapacağım. Şimdi operatörler aslında kendi içinde ayrılıyor. İşte mantıksal, matematiksel, ve bitsel vesaire operatörler sırasıyla gidelim. Şimdi ve karşılaştırma operatörleri de var aynı zamanda. Şimdi Bunlara girmeden önce ilk olarak aritmatik operatörler. Mesela var sayı 1 diye bir değişken tanımlıyorum. Bu tanımlama içerisi 4 olsun ve sayı 2 tanımlayalım. Aynı zamanda sayı 2 bunun da değeri 2 olsun. Bunlar da operatörlerde işlemler yapalım. Şimdi var diyorum toplam desem ben bu ikisini nasıl toplarım? Eşittir sayı 1 artı sayı 2 dediğimde toplanmış olur. Bu sayı 1'in değerine ne? İçi 4. Aslında şuna denk gelmektedir. 4 artı 2 yani toplamı 6 oluyor. Sayı 1'in içeriğine 4, sayı 2'nin içeriğine 2. 4, 6, 2, 6 yani aslında bu toplam dediğimiz içerik şuna denk gelmektedir. 6. Ben nereye toplam yazarsam bunun değeri 6 olduğu için 6 olarak yazacaktır. Buraya geldi mesela toplam diye değişkenimi yazdırmak istiyorum. Run diyorum. Şu an build ediliyor ve çalışacaktır burası. Şimdi bakınız 6 değeri geldi. Şurada da her bir işleyişi görüyorsunuz. Bu ters slash n alt satıra geçmeyi sağlıyor. Her bir yerde siz kendiniz de ters slash n derseniz alt satıra geçişi bu şekilde sağlayabilirsiniz. Şimdi burada var çıkarma desem buraya sayı 1 e, eksi sayı 2 de dersem burada çıkarmayı yapmış olurum. 4'ten 2'yi çıkarırsam o zaman 2 olur. Şimdi burada ben kalkıp yazarsam buraya çıkarma yazarsam değerini görürüz. Burada çıkarma toplama işlemi de yapacak olursak bakınız 2 geldi. Var e, Toplamayı yaptık. Çarpma diyeyim sayı 1 çarpı sayı 2 dediğimde çarpı sayı 2 diyorum ve 4 ile 2 çarparsam 8 olmuş olur. Var demeyeyim burada print çarpma dedikten sonra bunu çalıştırıyorum. Şu anda çarpmanın değeri de gördüğünüz gibi 8. Ondan sonra bir print daha yapacağım. Ne yapayım burada bir de bölme yapalım burada var bölme diyorum. E, sayı 1 e, bölü sayı 2'ye böl. Sayı 2'nin değeri nedir? Şu anda 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 olacaktı. Bölme dedim ve şu anda çalıştırdım. Bakınız şurada 2 geldi. Ve bir de mod alma işlemi var. Mod bölümden kalan demektir. Sayı 1 mod yüzde işaretiyle gösteriliyor burada. Sayı 2. Şimdi yani bölümden kalan kastettiğim şey ne? 4'ü 2'ye bölünce bölümden kalan kaç sıfır? Yani bu mod sıfır olmuş oluyor. Print yapıyorum. Mod diyorum. Bakınız değeri şu anda sıfır olarak bize gösterilecektir. Bunlar genel olarak matematiksel işlemler. Şimdi bir de karşılaştırma operatörleri var. Şimdi Bu 2 slash şu anlama geliyor. Yor, yor, yorumlar yaparken 2 slash koyuyorsunuz buraya açıklama ekliyorsunuz e, matematiksel operatörler yani Aslında bu bir kod olarak görünmüyor aksine bir açıklama yapmışsınız gibi Mesela buradan da devam edecek olursak Yıldız yıldızlaşma birden çok satırda da genelde bu şekilde kullanılıyor işte karşılaştırma operatörleri üzerinde işlemler desek buraya e, tüm işlemler sıralanmıştır gibi böyle birden çok kullanılacaksa bu şekilde kullanmayı öneririm. Şimdi burada mesela ama bunları bu karşılaştırma operatörleri kullanırken bazı mantıklar var. Şimdi mesela şunlar şu if else diye durumlar var. Bunlardan bahsedeyim. If bir şeyin doğru ise orada çalışması bir de else var. Else de if çalışmadığı durumda çalışır. Mesela if parantezler içinde kural yazıyorsun buraya. Sayı 1 büyüktür. Sayı 2 ise burada şey yazsın. Mesela print 2 e, e, yazı yazsın. Sayı 1 büyüktür yazsın. Şimdi bakınız bunu çalıştırıyorum. Sayı 1 sayı 2'den büyük müdür? Evet. Çünkü niye? Bunun değeri 4. 4 büyük müdür 2'den? Şimdi bu büyüktür işareti. Aynı zamanda mesela burası bir de else koyabiliyoruz. Else hani print eğer sayı bir büyük değilse o zaman sayı iki büyüktür yazabiliriz burada. Hani buradaki mantık nasıl çalışıyor? Aslında şu şekilde çalışıyor. Bu büyükse burası çalışsın. Değilse burası else. Eğer böyle ise bu çalış. Değilse else burası çalışsın. Şimdi burada aynı zamanda Sadece bu yok. Mesela if dersin bunun aslında tersini de yaz. Sayı 2 küçüktür sayı 1 ise burada şey yazsın. Print e, sayı 2 küçüktür. Burada küçüktür işareti. Bakın sayı 2 küçüktür gelecektir buraya. Bu da doğru. Peki bunların bir de aynı zamanda büyük eşittir kısmı da var yani. Büyük eşittir. Yani bu ne demek? Büyük veya eşittir büyük veya eşittir diyorum buraya. Bakın şu anda çalıştırdım. Bana gelen değer ne? Büyük veya eşittir. Çünkü bu veya yani ya büyük olacak veya eşit olacak. İki durumda da çalışır. Hiç önemli değil. Bunun bir de küçük hali vardır. Şimdi burada da eşittir. Yine koyuyoruz buraya. Sayı 2 küçük veya eşittir diyorum buraya. Bakın şu anda run ettiğimde küçük veya eşittir çalıştı. Çünkü bu 2 idi bu 4 eşit değil ama bu bundan küçük. İkisinden bir tanesinin durumu doğru olarak kabul etmesi yeterlidir. Şimdi bir de aynı zamanda ifte bir exclamation yani sayı 2 ünlem eşittir sayı 1 dersem yani bu şu demek oluyor. Sayı 2 sayı 1'e eşit değil. Evet 4 2'ye eşit değil. O zaman şöyle bir şey yazsın. Sayılar eşit değildir diye yazmaya başladığımızda bu bir doğrudur. Şimdi doğru bir şekilde çalışacaktır. Peki eşittir'i nasıl sağlıyor? Şu şekilde sağlıyoruz. Sayı bir eşit eşit sayı 2'dir dersen hani 2 eşittir kullanıyor. Tek eşittir atama operatörüdür. Yani soldakine sağa atar. Bir de e, şöyle de yapabiliriz. If e, tekrar bir kurallar koyabiliyoruz. Mesela sayı 1 büyüktür sayı 2'dir. Veya 3. duruma geçebiliriz. Aslında bu else as if olacak. Değilse eğer Ve 3. durumda ise şöyle. İstediğimiz kadar else if koyabiliyoruz burada. Şimdi print yazsın sayılar eşittir. Buraya print yazdıralım. Logomuza alalım. Log çıktığımızı desin ki sayı bir büyüktür. Burada print yani iki sayı karşılaştırında ya bir eşittirler ya soldaki büyüktür veya sağdaki. O zaman buraya yazsın sayı iki büyüktür. Şimdi bakınız şu anda çalıştırıyorum. Burada çalıştırdığımda sayılar sayı bir büyüktür yazdı. Çünkü niye 4 2 eşit değildir? Olmadığı için bu iç, şu iki parantezler süslü parantezler arası çalışmıyorsa else if, bu değilse eğer hani bu çalışsa bunlar çalışmayacak zaten. If yani yine bir kural var. If olan yerde kural koyarsın. Sayı 2 büyük 4 2'den büyük müdür? Evet o zaman burası çalışır. O da olmasaydı burası çalışacaktı. Şimdi burası çalıştığı için buranın çalışmasına gerek kalmıyor. Şimdi atom operatörlerine aynı şekilde devam edebiliriz. Mesela sayı 1 üzerinden işlemler yapacak olursak bu sayı 1'in değerine bakalım mesela. Sayı 1 sayı bir, sayı 1'in değeri neydi? Bakıyoruz hemen şurada. 4. Tamam. Sayı 2 yapalım. 2 diye değeri. Bunda mesela eksi eşittir 2 dersem ve burada bu sayı 2'nin değerini yazacak olursam burada tabi tam değerini yazmıyor buraya. Sayı 1 desek buraya. Şimdi buradan mesela print desem aslında sayı 1'in değeri daha büyük. Sonra sayı 2 yazsak. Şu an sayı 1 e, çıkarma de, deyip bunun e, kaçma operatörü ile ekrana yazdırayım. Şimdi bunu çalıştırdım. Bakınız 2. Bu ne demek oluyor? Aslında şu anlama gel, e, gelmektedir. Sayı 1 eşittir. Sayı 1 eksi. Bu eksi o anlama gelmektedir. Sayı 2. Bu anlama gelmektedir. Şimdi bunları aynı şekilde mesela e, artı desek buraya. Artısı da bunun artı toplama işlemi olmaktadır. Yani şimdi bakınız toplama diyorum bunu çalıştırdığında en son değeri neydi? 2 idi. Sayı 1 2 idi. Sayı 2 de 2 olduğu için en son değeri 4 olur. Bir de bunların çarpma hali var. Bunlar kısa kullanımı. Daha uzun halini de yazabilirsiniz. Bu da çarpma halidir. Ee, yine burada çarpma diyorum buraya. Ve sayı 1'i son halini yazıyorum. Bakın 8. Çünkü 2 sayı 2 2 olduğu için bu en son değeri 4 diye sayı 1'in çarptığında 8 oluyor ve buraya geldim. Aynı zamanda bölmeyi de yaparım. Bu sefer de yarıya bölecektir. 4 olarak gelecektir buraya. Bölme diyorum şu anda. Bölmeyi de getirdi. Bir de mod alma işlemi o da 0 yapalım en son. Mod alma işleminde ise yüzdelik kullanıyoruz şu şekilde daha kısa yazılımı olmuş oluyor. Bu da mod alma işlemi. Şimdi sıfır sayı bir sıfır ya. Bir de daha böyle kısa kullanımlar da var. Artı artı şu anlama gelmektedir. Sayı aslında sayı bir olacak burası. Sayı bir eşittir. Sayı bir artı e, bir anlamına gelmektedir. Yani değeri en son sıfır olduğu için sayı bir artı artı dersem bunun en son değeri bir e, şu an burada tam olarak artı eşittir 1 olarak yaz, yazsak daha düzgün olacaktır. Tabi boşluk bırakalım bir tane şurada şunu da boşluk bırakalım. Şu an çalıştırdığımda yani buraya değerler verdikçe o değerin içerisi bakınız 1 oldu. Eksi yaparsanız bunu birden çok arttırıp azaltabilirsiniz. Yani şu tarafa verdiğiniz değere karşılık gelmektedir. Yine burası eksi derseniz eksi eşittir. Aynı mantıkta koyabilirsiniz buraya. Artık o size kalmış. Eksi eksi yazarsak buraya. E, bu yazıdır. Bakınız biri tekrar sıfır yapmış oldu. Şimdi tüm bunları gösterdikten sonra var sonuç diyelim. Kısa bir kullanım var. Eşittir deyip mesela desem ki şurada if else operatörleri vardı ya sayı 1 eşit eşit sayı 2 ise değil ki değil şu an sayı 1 0 sayı 2 ise 2. Eğer böyle ise sonuç mesela 2 olsun. Değilse sonuç 4 olsun ya da şöyle yapalım. 5 10 hep 2 4 yapınca kafamız karıştı. Şimdi bunu yazdıktan sonra bu ne anlama gelmektedir? Şöyle aslında bu bir if else. Şimdi sayı bir sayı 2 eşit ise bu buna eşitse bu dönecek. Nereye dönecek? Şu atama operatörünün içine. Yani sonucun değeri oluyor. Değilse bu. Bu kısa bir karşılaştırma işlemidir. Buraya gelecek olursak print mesela sonucu yazdıracak olursak burada sonucun içerisi ne olacaktır? Eşit olmadığı için cevap 10 olacaktır. Bakınız sonuç cevap 10. Buradan artık döngülere girebiliriz. Döngüler bir şeyi tekrar eden aslında yapılara söylenir. Benzer tekrarlar varsa buna döngüler denilir. Mesela for diye bir döngü yapısı vardır. i e, indeks anlamında kullanabilirim. indi mesela birden 3'e kadar olan değerleri çevirsin. Mesela şöyle yapsın. i e değerini yazdıralım. Bir i'yi e yazdıralım buraya. Ve her birisini bize çevirsin. Bakınız. i1, i2, i3. Nasıl oluyor bu? Şimdi geldi e i 1'den 3'e kadar i'nin ilk değeri 1 geliyor 1 yazdı. Ondan sonra burası aslında 1 oldu. Sonra tam buraya gelirken e, bu sefer i'nin değeri 2 oldu. 2 yazdı. Ama burada bakıyor 3'ten küçük 3'ten küçük eşitse anlamında 2 oldu. 2'yi yazdı. Sonra geldi 3 oldu değeri. 3 3'ten küçük eşit midir? Evet. Onu da yazdı buraya. Ondan sonra geldi 4 oldu. 4 3'ten küçük veya eşit midir? Hayır. O zaman artık bitiyor. Bu bir for döngüsüdür. Bu şekilde tanımlamalar yapılabilir. Yani küçüktür koyabilirsin. Büyüktür bir sürü şey koyabilirsin. Ben en basit ve yalın halini şu an sizle kullandım. Daha da geliştirebiliriz burayı. O artık bize kalmış. Yani şey diyebilirsin. Ver kuralda koyabilirsin. Genelde bu sorgulamalarda vesaire olur ver E, ee, iyi eşit değil 2 olduğu noktada şöyle ayrı yazalım 2 olmadığı yerde çalışsın dersem şu anda çalıştırdığında bak 1 ve 3 geldi 2 olmadığında bu kısım çalışsın diyebilirsiniz 1 geldi 2 olduğunda burada kural ne diyor 2 çalışmasın sonra 3 oldu eğer mesela 4, 5, 6 dersek o kısımlar da çalışacaktı. 5'e kadar gelecekti. Ama iki durumu çalışmayacaktı. Bu da var yapısında kaynaklanıyor. Bu var'ı tüm aslında sorgulamalarda kullanabiliyoruz. Şimdi bu en basit bir for yapısı. Mesela i'ninci şınavı çekti. Şuraya yazalım. Ahmet Şimdi şöyle yapalım. Böyle yazınca daha mantıklı olur. Yani tek tek şınav çekti diye alt alta yazmak yerine birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ikiyi atladı. Atlamasının sebebi de az önce benim dediğim çalışma yapısından kaynaklanıyor. Tabi biz kısaca böyle değindik. Birazdan daha detayına ineceğiz. Array'lere girdikten sonra Array'ler üzerinden işlemler yaparken daha da iyi olur. Aslında sadece Array'ler değil. Yani mesela For e, G diyeyim burada in mesela ne vardı burada bakıyorum e, greeting vardı bir değişken tanımlayayım burada e, var e, isim iki tırnak içinde Mehmet Can yazıyorum buraya bu ismin değerini de tek tek dönebilirim nasıl aslında for in gibi burada çalışır kastettiğim şey şu. Mesela j değerini tek tek bakacak olursak bakınız bize neler çeviriyor. Tek tek harfleri çeviriyor. Bu bir aslında string olmasına rağmen stringlerin böyle dizi gibi dizisel fonksiyon özellikleri de var. Yani karakter sayısını getir, devamını getir gibi özellikler de var. For içinde bunu çok rahat bir şekilde böyle çalışabilirsiniz. Mesela var yaş eşittir 28 gibi bir tanımlama yapayım. For'dan sonra while'a geçeyim. While çok ünlüdür. Böyle ise çalış. Aslında mantığı çok benzer. Bir değer tanımlayayım. Ayrıca var sayaç. Mesela sayaç da 20 olsun. Hiç önemli değil. Sayaç e, küçüktür. Yaş ise burası çalışsın. Print desin ki e, sayaç sayacın değerini yazdıralım şurada kaç işaretiyle sayaç diyorum ve bunun değerini yazdırırken her bir defasında ise arttırayım burayı. Şimdi bunu direkt böyle arttırsam çalışmaz. Çünkü artı eşittir yazabilirim. Yani daha da uzun halini de yazabilirim. Artı bir kısa hali. Bu da uzun hali. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Sayacın değeri kaç? 20. Geldi buraya. 20 küçük mü? 28'den evet çalıştı. Sayaç 20 yazdı. Sonra 21 oldu. Bitti. Sonra burada 21 yaptım zaten. Sonra 21 küçük müdür 20'den? Evet, 21 çalıştı. Böyle derken derken 28'den küçük olana kadar. 28 en son olduğunda sayacın değeri çalışmayacak. Çünkü 28 28'den küçük değildir. Yani 28 28'e eşittir. Bir de do while mantığına benzer aslında repeat yapabiliriz. Yani repeat bunu tekrar et. Tekrar et. Bunu print desem buraya e ee, var yeni sayaç desem yeni sayaç diye bir değer tanımlayayım burada. Bu da 20 olsun. Şu çünkü buranın değeri değişti. Buradaki değerlerin aynısını yazayım ben buraya. Burası sayaç değil de artık yeni sayaç olarak yazabiliriz şimdi. Ama buradaki kural yetmez. Repeat bir de while yazmam gerekiyor. iken ne iken yeni sayaç küçüktür bu sefer yaş oldu olarak. Yani bakınız <laughs> burada yazsan daha iyi olur. Buradaki durum şu. Yeni sayacın değeri kaçtı? 20. Geldi. Bir kere önce çalıştırıyor. Sonra kontrol yapıyor. En son 28 olana kadar. Her halükarda repeat'in while ve for'dan farkı şu. Repeat'in while ve for'dan farkı şu. Her halükarda en az bir kere çalıştırıyor. Bakınız şu an çalıştırdım sayaç diye yazdığımız için anlayamadık. Yeni sayaç diyelim. Yeni sayaç 20'den 27'ye 20 kadar. Ama mesela kural sağlanmamış olsa bile mesela 10, 9'dan, 20, 19'dan 20-19'dan küçük mü? Hayır. En az bir kere yine de çalışır. Bak ne yazdı? Yeni sayaç 20. Ama halbuki 20-19'dan küçük değil. Niye? Çünkü sıralamaya göre önce burayı bir, bir kere bir çalıştırır. Ondan sonra kontrolleri yapar. Bu şekilde sağlamayı yapmış oluyoruz. Bir dahaki derste string işlemlerinde görüşmek üzere.